tiyatro metni olarak yazılmamış bir metin. Çocuk hikayesi benim yazıp resimlediğim. Kellerin Kaybolmanın Hepsinin ismi. Türkiye'de ve başka ülkelerde de yayınlanmış bir metin ve çok sevilen bir metin oldu. Çünkü içinde bir şey var, küçük bir hile var ki bütün kedileri mahallenin bir anda kayboluyor. Ve bir süre sonra anlaşılıyor ki aslında kaybolan tek bir kedi ve çok farklı insanlar o kediyi kendi kedilerinden biri zannediyor. Bir gece rüyasında kedisinin kaybolduğunu gördüm. Çeşitli ülkelerde de bilmece olarak çocuklara sordum. Çocuklar çok heyecanlandı. Mutlaka her sınıftan, her grup çocuktan bir kişi mutlaka buldu. Ya bunlar galiba tek bir kedi diyor. Oyunlaştırılıyor şimdi. Oyunlaştırılması sürecine benim çok fazla bir katkım yok. Fakat ben de burada ikinci izleyişim ve hoşuma gitti. Zor aslında oyunlaştırmak. Yani kolay da bir şey değil. Zor bir süreç. Dizi bir gece aniden bitti. Tesadüfen Kültür Daire Başkanımız Figen Hanım'ın da BHB'yi çok sevdiği böyle bir sohbette ortaya çıktı. Aslında öneri ondan geldi. Neden BHB'nin bir öyküsünü yapmıyoruz diye. Ben de önceden BHB'nin bazı öykülerini oyunlaştırmış, küçük küçük çalışmalar yapmıştım. Sonra yeniden bir taradım bütün çocuk hikayelerini ve bu öykünün hem de İstanbul konseptiyle, İstanbul'daki bir de bir kedi hayranıyım. Bir kedi sever olarak da oradaki kedicilik de beni çekti. Dolayısıyla böyle her şey biraz taşlar üst üste oturdu. Hem içinde bir İstanbul fonu olan, BHB'nin zaten kaleminde hep o İstanbul böyle çok önemli. Bir mahalle hikayesi olması, tiyatronun ulaşılabilir olduğu yerlere değil, aslında şehrin çeperlerine gitme amacını olduğunu da bildiğim için her tür seyircinin, her yaştan seyircinin buluşabileceği bir oyun olsun, bir mahalle hikayesi olsun. Bütün bunlar üst üste gelince aslında Kedilerin Kaybolma Mevsimi doğru bir proje olarak karşımıza çıktı. Yani 23 Nisan mesajı herhalde şu zaman barıştan başka bir şey olmaz. Umarım çocukların barış içinde, huzur içinde, eşitlik içinde yaşadığı bir dünya, başka bir... Ya kendim için istediğimi çocuklar için de tabii ki diliyorum. Ben çocuklara verebileceğim bir öğüt yok ama büyüklere verebileceğim bir öğüt var. Büyükler de çocuk olsunlar. Bu çocuk bayramı işte madem. Büyükler büyük olmaktan vazgeçsinler. Çocukları büyüklerin yerine koymak yerine. Tam tersi. Büyükler çocuk olmaya çalışsınlar o gün. Oh!